Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Liberal Demokrat Parti eski başkanı sevgili Cem Toker. Sizi niye çağırdık merak ediyor olabilirsiniz. Biz bu programda az oy olan partiler ilgimizi çekiyor. Geçen hafta Türkiye Komünist Partisi vardı. İsabetli bir konuk çağırmışsınız. Evet. Bir de size şeyden hayranım, bir seçimden sonra galiba çıkıp şey demiştiniz. Milli iradeye saygı duymuyorum demiştiniz. Evet, bir seçimden sonra onu demiştim. Başka bir seçimden sonra da seçmen bize git kumda oyna mesajı verdi diye kola kürekle kumda poz vermiştim. Doğru. Gerçi kurucusu siz değilsiniz. Kurucusu Besim Tibuk galiba. Doğru. Ama kuruluşunda siz var mıydınız? Kuruluştan 2 sene sonra tanıdım partiyi ve katıldım. Nedir Liberal Demokrat Parti'nin çıkış noktası? Türkiye'de liberal demokrasiyi tutarlı bir şekilde savunan bir siyasi oluşum yok. LDP kurulana kadar. Besim Tibuk da bu boşluğu görüyor, doldurmak istiyor. Bunun üzerine kuruyor partiyi. Halbuki Türklerin ve Orta Doğu garibanlarının hep kaçmak istedikleri ülkeler liberal demokrat ülkeler. Liberal demokrasiyi özümsemiş, yürütme erkinde olmasa bile meclislerinde temsil ediliyor liberal demokrasi. O amaçla kurulmuş bir parti, Türk milletine tanıtmak, benimsetirse de siyasette bir noktaya getirmek. Aslında ama peki mesela örnek ANAP böyle bir parti değil miydi? ANAP'ın kurucularından Turgut Özal dahil kendilerine liberal bir parti izlediklerini duymazsınız. Muhafazakar bir parti olarak tanınmıştır veya ortaya çıkmıştır. Ama evet, bazı politikalarında liberal unsurlar vardır. Ama demin dediğim gibi bir bütün halinde toplumun, siyasetin, yönetimin her kesiminde liberalizmi savunan tek siyasi parti ve ilk siyasi parti LDP'dir benim görüşüme göre. Genelde burada Z kuşağı çalışıyor. Duygu da işte Z kuşağından gammazlıyorum. Siz gelmeden önce şey dedi. Liberal ne demek? Yani solcu mu dedi. Onun için bence bizim izleyicilerimiz de genelde daha genç. Bir anlatalım, Liberal Demokrat Parti ne demek? Z kuşağı bunu hala soruyorsa bizim niye nal topladığımızı seçimlerde ve işimizin neden bu kadar zor olduğunu siz zaten yanıtlamış oldunuz. Liberal, liberte kelimesinden gelen, özgürlük üzerine dayanan bir siyasi ideoloji. İnsanları rahat bırak, hayatlarını yaşasınlar, ekonomik özgürlüklerini ver, siyasi özgürlüklerini ver, istediklerini giysin, dinlesin, konuşsun, istediği dilde konuşsun, istediği fikrini ifade etsin, bu fikrini yaymasına izin ver, taraftar toplamak için örgütlenme özgürlüğüne izin ver. Bütün bu özgürlükleri de hukuk devletiyle koru. Liberal. Aslında Amerikan sistemi mi? Göreceli olarak evet. Mesela ekonomik özgürlükler açısından da piyasaya girme özgürlüğü, sözleşme hürriyeti gibi konularda evet Amerika'ya daha yakın, Kanada'ya yakın bazı konuları, kısımlarda. Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterlerinin büyük bir kısmı zaten liberal bir manifestodur. Avustralya'da uygulanan liberal bir manifestodur. Temelinde özgürlük olan, yani yasaklama değil, serbest bırak, serbestiyet, hürriyet üzerine kurulmuş bir siyasi ideoloji. Tabii şimdi siyasette şöyle bir şey oluyor. Özgürlük ve Demokrasi Partisi diye de bir parti vardı. Artık yok galiba. Yani bu isimler LDP, çok... Doğru. Evet, LDP. Doğru. Çok geçişken oluyor. Yani aşırı sol bir örgüt de bu ismi alabiliyor. Tabii. Veya tersi. Dünyada zaten en marjinal soldaki partiyi de alsanız, en marjinal sağdaki partiyi de alsanız kimsenin biz özgürlükleri kısıtlayacağız falan dedirtemezsiniz bu koltuğa oturttuğunuzda. Evet. Ama burada şeytan detayda gizlidir şeklinde ele alırsak özgürlüğü savunanlara şunu soracaksınız. Senin gibi düşünmeyene ne kadar özgürlük vereceksin? Ben de şimdi tam onu soracağım. Evet, liberaller zaten özgürlüğün bizim gibi düşünmeyen insanlar için olması gerektiğini, aykırı farklı düşünen insanlar için olması gerektiğini, çünkü insanlığı aykırı düşünen insanların değiştirdiğini, geliştirdiğini, bu noktaya getirdiğini, yani internetten tutun cep telefonundan gözümdeki lens, sizin gözünüzdeki gözlüğe kadar bütün kullandığımız bu günlük nimetleri, artık kanıksadığımız bu nimetleri hep aykırı düşünen insanlar ortaya, dünya yuvarlaktır diyen insan aykırı düşün, onu konuşturmak, onun özgürlüğünü savunmak mühim olan. Liberaller de tam da bunu yaparlar işte. Peki sınırı var mı? Yani mesela şimdi dünya düzdür diye bir akım var biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi onlar da aynı argümanı kullanıyorlar. Diyorlar ki biz aslında eziliyoruz, bizim sözümüz dinlenmiyor mesela. Yani liberal onu da konuşturur, onu da konuş.
oluşturur. Ondan sonra bireyin, burada bireycilik önemli bir faktördür. Mesela bizi soldan ayıran unsurlardan biri de liberalleri bireycilik merkezli politika geliştirmektir. O da konuşur, o da konuşur. Yaratılanlar içinde en rasyonel canlı olan birey de doğruyu bulur, kararını verir. Zaten vermektedir de. Ama yeter ki hukukla korunan hür bir ortam olsun. Şimdi söyledikleriniz çok güzel. Tabii ben de bir reklam yönetmeni olarak Liberal Demokrat Parti'ye yakın olmam çok beklenebilir bir şey ama. Birkaç şey soracağım. Çok merak ettiğim şeyler var. Geçen hafta işte Türkiye Komünist Partisi'nden Aydemir Bey vardı. Ben dedim ki ya şans eseri iktidara gelseniz ya da teorik olarak iktidara gelseniz ne yaparsınız? Dedi ki geldiğimiz gün bütün özel teşebbüsleri devletleştiririz. Biz de hemen sizi çağırdık. Keşke birlikte çağırsaydın. Burada... Birlikte çağırmaktan biraz çekindim açıkçası. Şimdi Liberal Demokrat Parti iktidara gelse ne yapardı? Tam tersini yapardı. Devleti asli görevlerine çekerdi. Onlar bizim özel sektörle veya birey olarak yapamayacağımız görevler. İç güvenlik, yani hepimiz silah taşıyıp evimizi, ailemizi, iş yerimizi, paramızı, mülkümüzü koruyamayız. Bunu devlete delege ediyoruz. Belli bir vergi karşılığında ve yetki vererek. İkincisi dış güvenlik. Tabii sınırların korunması da gerekiyor. Bir ordu için lazım. En önemlisi hukuk devleti, mahkemeler, yargı erki için devlete bir yetki vermemiz lazım ve belli bir onu da finanse edecek vergiyi vermemiz lazım. Ondan sonra ufak tefek şeyler, diplomasi, dış ilişkiler, büyükelçilikler, şunlar bunlar. Bir miktar da tabii devletin denetleme değil, denetletme görevi için bir miktar para lazım, vergi lazım. Onun dışında Komünist Partisi her şeyi devletleştireceğim diyorsa eşyanın tabiatına aykırı bize göre bir yola girer. Mesela ticaret tüccarın işidir, devletin işi değildir. Komünist Partisi'nin gitmek istediği yol denendi ve tarihe gömüldü. Sovyetlerde de gömüldü, uydularında da gömüldü. Bugün apayrı Avrupa Birliği üyesi olarak Maastricht kriterleriyle, Kopenhag kriterleriyle ki onlar liberal manifestolardır demin dediğim gibi bambaşka bir yola girdiler. Ve refah ve huzur geldi topluma, özgürlük geldi. Dolayısıyla biz bambaşka bir yol izlerdik. Devletin özel sektörle rekabetine bile izin vermezdik. Yani TRT'yi kapatırdık, özel televizyonlarla haksız rekabete girmesinin önüne geçerdik. Türk Hava Yolları'nı özelleştirirdik, özel hava yollarıyla haksız rekabete girmesinin önüne geçerdik. Bankaları özelleştirirdik ve benzerleri. Az oyu aldınız, hani siz de kendinizden al topladık dediğiniz için daha rahat konuşuyorum. Tabii. Bu kadar az oy... almayı bekliyor muydunuz? Bu kadarını beklemiyorduk. Kaç oy aldınız? Valla bir seçimde 35 bin aldık. Öbür seçimde 26 bine düştük. Türkiye'nin en az oy alan partilerinden biriyiz. Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi. Onu da vurgulayalım. O, yani bizim sorunumuz değil, Türk milletinin sorunudur. Katılıyorum. Hayır, şey çok ilginç. Aslında söyledikleriniz son derece standart şeyler. Mesela işte her şeyi devletleştireceğim çok daha... sert bir argüman. Hani sizinki zaten bütün dünyanın 80'lerden beri evet. yapmaya çalıştığı şey. Evet. Buna rağmen bu kadar az karşılık bulması ilginç. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, kültürel olarak devlet baba kültürü var. Ben öyle devleti küçülteceğim, asli görevlerine çekeceğim demek size oy getirmiyor, prim yapmıyor. En eğitimli aklı başında öğrenciden tutun, genç kuşaktan tutun, en aklı başında iş adamı, holding patronuna kadar herkes devlete sırtını dayamak istiyor. Öğrenci bedava üniversite istiyor, eğitim istiyor. Ne bileyim, memur maaşına zam istiyor. Sağlık bedava, bedava ama kaliteli ha. Sağlık istiyor. Emekli sağlam bir şey istiyor. Genç yaşta emekli olmak istiyor ve iyi bir emekli maaşı istiyor. İstiyor babam, istiyor de. İş adamına gidiyorsun, hani sanıyorsun ki bak devleti küçülteceğim, sırtında yük olmaktan alacağım, vergileri azaltacağım, bürokrasiyi ortadan kaldıracağım diyorsun ama o da işte ihale istiyor devletten. Teşvik istiyor, vergi şeysi istiyor falan. Onun için nal topladık biz. Peki bunu öngörememiş miydiniz? Bu kadarını öngörememiştik. Kurucularla benim yaklaşımım, benim 12 yıllık genel başkanlık dönemim farklı geçti. Ben hiçbir zaman Türk milletinin bize Türkiye'nin yönetimini, yani yürütme erkini, iktidarı teslim edeceğini beklemiyordum. Ama hiç olmazsa birkaç milletvekiliyle yasama erkinde, kanunlar yapılırken biz şu görüşlerimizi, kanunlar yapılırken Türk
Türk milletine duyuralım, meclisten yansıtalım, 3-5 kişiyle liberal demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilsin hedefim vardı. Orada da %10 barajı büyük bir handikap biliyorsunuz. Ya hep ya hiç. O biraz da oyları azaltıyor tabii. O tabii ki vermek, yani verirsem oyum ziyan olur bir. İkincisi. Ama var hiç ona kulak asmayıp verenler var. Onlara şapka çıkarıyoruz, önlerinde saygıyla eğiliyoruz tabii. Kişiliklerini ve ben böyle düşünüyorum, düşüncemi de bu şekilde beyan ediyorum diyen ilkeli insanları buradan saygıyla selamlıyorum. Bir de ikinci şanssızlığımız tabii AK Parti rüzgarı karşısında 2002'den itibaren panikleyen laik kesime yönelik CHP'nin aman oylar bölünmesin, Cumhuriyet elden gidiyor paranoyasıyla laik kesime yaptığı propaganda nedeniyle de biz bir yerde bayağı bir dayak yedik, nal topladık. Evet. Peki ama hala devam ediyor parti. Parti açık. Partiye daha çok gençler ilgi duyuyor. Ben ara sıra parti toplantılarına gidiyorum. Yaş ortalaması 30 yaşın altı. Yani benim neslim, benim annem babam, benden önceki nesil veya benim neslim, lise arkadaşlarım bizim partiye oy vermediler. Derdimizi anlatamadık. O devlet olmadan olur mu falan filan. Bir handikap daha vardı. Özal'ın sizin de dile getirdiğiniz gibi ya ANAP liberal değil miydi? Tecrübesini yaşayan Türkiye o dönemin hukuksuzluğunu, peşkeş çekilmesini, devlet gözetiminde yağmalama, kapitalizminin faturasını onlar liberalizm olarak topluma lanse edildiği için fatura bize kesildi. O da benim açımdan, Besim Tibuk açısından bir şanssızlık oldu diyebiliriz. Peki Besim Tibuk da ilginç bir isim değil mi parti kurmak için? Yani neden Liberal Demokrat Parti'nin başında bir iş adamı var? Besim Tibuk yakından tanırsanız Besim Tibuk Türkiye'ye gelmiş geçmiş en aykırı fikirleri olan. Onu fark ettim evet. Evet, en aykırı düşünceleri olan hem siyasetçiydi hem iş adamıydı. Yani hepimiz bardağa böyle bakarız. Belki Laz olmasının da verdiği bir etkendir. Besim Tibuk bardağa buradan bakar, tarif eder. Siz de dersiniz ki lan ben ömür boyu niye düşünmedim? Bir kere de şuradan bakaydım ya şu bardağa diye. Hakikaten adamın tarif ettiği şey doğru arkadaş. Yani biz alışmışız böyle bakıyoruz direkt karşıdan. Onun için Besim Bey burada bir boşluk gördü. Bir fırsat gördü siyasette. Ama yine iş adamlığını ortaya koydu. 8 sene uğraştı, para harcadı. Sonra ben enayi miyim ya dedi. Benim işim gücüm var ben. Bu millete oturacağım, liberal demokrasiyi anlatacağım. Ondan sonra bıraktı. İster dedi partiyi açık tutun, ister sürdürün. Ha, şu anda hiçbir ilgisi yok. Şu anda ilgisi yok. Biz de dedik ya ben de o zaman 6 senemi vermiştim full time. Hayatımı, yaşamımı Amerika'dan Türkiye'ye yaşamıştım sırf parti için. Bari kapatmayalım. Parti kapatmak kolay da sıfırdan açmak zor. Bir de evrensel bir ideoloji. Ideolojinin tapusunu almışsınız. Liberal demokrat. Yani Japonya'ya da gitseniz, Kanada'ya da gitseniz dünyanın dört bir köşesinde Türkiye hariç neyi savunduğunuzu anlıyor insanlar. Türkiye'de ulan nedir bu liberal diyen hala. Fakat ben yanlış mı hatırlıyorum? Besim Tibuk dolara geçeceğiz demedi, dedi değil mi? Dolara demedi. Yeni liraya geçeceğiz. Elimizdeki döviz miktarı kadar yeni lira basacağız. Dolara denkleştireceğiz. Evet. Şimdi bu o zaman çok alay edilmiş bir şeydi ama aslında çok da mantıksız olmadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de o partideydim ve savunuyordum tabii ki o fikri. İsterseniz biraz açıklayalım. Açıklayalım. Yani ekonomiyi yönetebilmek el ele bizim gibi gelişmekte olan ülke diyorlar ama ben gelişmemekte ısrarcı ülkelerin başında gelen Türkiye diyorum. Yani öyle bir kategori daha yapmamız lazım. İnatla ben gelişmeyeceğim abi, yerinde sayacağım ya da geriye gideceğim diyen ülkeler kategorisi olursa Türkiye'yi en başına koymanız lazım. Bir güven vermeniz lazım para biriminize. Öyle darphaneyi çalıştırarak Venezuela usulü ve bugün Türkiye'nin yaptığı gibi evet şey yaparsanız, ekonomiyi ben yürütürüm veya sıcak parayla yürütürüm derseniz paranıza güven olmuyor. Bunun üstüne bir de hukuksuzluğu koyarsanız, bir de bugünkü tek adam rejiminin keyfi yönetimini koyarsanız, bu eleman kim diyorsunuz? Ekonomiden sorumlu bakanlığa kim peki diyorsunuz? Başkanın damadı deyince tamam kardeş anlaşıldı diyorlar. Size hayırlı işler diyorlar. Peki biraz da şeytanın avukatlığını yapayım şimdi. Buyurun yapın. Sonuçta aslında Reagan'dan beri liberal politikalar gündemdeydi. Yani son 30-40 yılın politikası zaten liberal. Evet. Fakat bakıyoruz geldiğimiz noktada Trump ve Erdoğanlar ve işte Macronlar ve diğerleri çıkıyor. Yani aslında sağa savrulma olmuş ve şey artmış. Gelir eşitsizliği çok artmış.
Bu liberal politikaların başarısızlığı mı? Hayır. Yoksa? Onun bir kere Trump'ın, Macron'un, Berlusconi'nin o tip insanların başa gelmesinin liberalizmle bir alakası yok. Demokratik sistemle bir alakası var. Ama hani aynı şeyin bir sürecin sonucu değil. Yok. Liberalle demokrat aynı şey değil. Bir kere demokrasiyle liberalizm apayrı iki Tabii. kavramlar. Liberalizmin belli temel ilkeleri var. Bunlar demin saydığım özgürlük, hukuk devleti, bireycilik, sınırlı devlet gibi ilkeleri var. Serbest piyasa ekonomisi. Demokrasinin ilkeleri şeffaflık, adil seçimler, kuvvetler ayrımı, yasama, yürütme, yargı, denetleme, dengeleme ilkesi. Onun için sosyal demokrasi var, muhafazakar demokrasi var Almanya'da, liberal demokrasi var bazı ülkelerde. İkisi ayrı şey. Ama evet, popülizmle beraber gelen bir akım oldu ve devam ediyor. Popülistlerin demokratik sistemlerde iktidara gelmesi falan filan, ama gelir dağılımı, gelir eşitsizliği diyorsunuz. Liberalizmin hedefi gelir eşitliği değildir. Pastanın büyüyüp en küçük dilim düşen bilen adamın bile bana yetti, ben doydum, baydı bu pasta diyebilmesidir. Tabii. Yoksa dilimleri, şimdi beyefendi geçen haftaki konuğumuz Komünist Partisi eski başkanı da gelseydi, onun hedefi biz abi dilimleri eşit dağıtacağız. Bizim öyle bir hedefimiz yok. Kimisine çok büyük dilim düşecek, doğru. Çünkü yaradan bizleri eşit yaratmamış ki. Yani ben Messi benden daha çok kazanacak yani. Ama işte evet, en küçük dilimle şu anda. Buradaki hedef en küçük dilimin bile yeterli gelmesi, temelde insani değerlerle yaşanması. Hedef budur liberalizmde ve dikkat ederseniz 80'den bugüne kadar da dünyada her ülkenin, Türkiye dahil, Zulu kabilesi dahil, her ülkenin ne kadar zenginleştiğini ortaya koyabilirsiniz. Nominal olarak, evet. Nominal olarak da, reel olarak da öyle. Peki ama kapitalizm kesin kötülük gibi algılanıyor ya. Evet. Ve gerçekten küfür de şimdi ya. Şunu da yatsıyamayız. Sonuçta büyük acılara neden oluyor. Oluyor mu? Olmuyor mu? Mutluluklara da. Bugün demin saydığım her şeyi, buradaki her şeyi kapitalizme borçsuz. Yani birisi düşün, insanoğlu bu bardaktan tutun, işte kamerasından, gözlük, lens, tabureyi bile bir insan elinde biriktirdiği parayı riske atarak ve insanlara istihdam alanı açarak şunu üretti, getirdi, siz de para verip satın aldınız. Şu koltuğu bile birileri yaptı. Biz de bu videoyu aynı şekilde yapıyoruz. Evet, aynen öyle. Onun için kapitalizm hem zengin olalım, refah içinde yaşayalım, hem de kahrolsun kapitalizm demek, omlet yiyelim hem kahrolsun yumurta, pilav seviyorum kahrolsun pirinç falan gibi, böyle bir saçmalık gibi giriyor bana. Ama mesela ne bileyim, ben sözcüyüm, Aydemir Bey de diyor ki aslında kapitalizm çoktan çöktü. Öyle gerçekten mi? De şimdi şöyle, o perspektiften baktığınız zaman mesela Afrika'daki durumu düşünün. Yani bu Avrupa'daki zenginlik, Amerika'daki zenginliğin çoğu da sonuçta dünyanın başka yerlerinin sömürülmesiyle elde edilmiyor mu? Sömürtmesin kendini. Niye Afrikalı gidip de Amerika'yı sömürmemiş de Avrupalı gidip Magna Carta'yı 1215'te benimsemiş, Avrupalı gidip Afrikalı'yı sömürdüyse, orada da bir gönüllülük var bazen. Yani çünkü kabile reisi alıyor siyahları, topluyor, köle gemisine koyduruyor, ondan sonra para alıyor karşılığında falan. Onları iyi irdelemek lazım. Peki fakir biri görünce ne düşünüyorsunuz? Efendim? Fakir birini görünce ne hissediyorsunuz? Fakirlik göreceli. Ben de birilerine göre fakirim. Yani Besim Tibak'a göre de ben de zavallı gariban bir adamım. Ona göre hepimiz fakiriz. Ali Koç'a göre biz de, siz de, ben de. Ama hani ondan fakiriz. Bahsetmiyorum. Temel ihtiyaçlarını gidermekte bile güçlük çeken birilerini görünce ne hissediyorsunuz? Ülkenin çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum. İki şey. Burada benim en sık karşılaştığım sahne ve içimi cızlatan sahne, çöpten kağıt ve plastik toplayanlar. Evet, var, görüyorum ben. Onlar benim kahramanlarımdır ve onları gördüğüm zaman her zaman şunu düşünürüm. Niye bu adam bir fabrikada çalışıp insani bir iş yapıp da parasını, ekmeğini çıkarmıyor da kendi çöpümüze bile biz elimizi sokamazken o çöp bidonun içinden kağıt parçalarını, plastiği topluyor. Bir. İkincisi, onun yaşında bir Avrupalı BMW fabrikasında saatte bilmem kaç euro kazanırken bu çocuk
kilosu 1 liradan kağıt toplayarak karnını doyurmaya çalışıyor. Bunun nedeni Ankara'dır. Türkiye'nin yönetim şekli. Ama aynı şey Amerika'da da var. Oradaki iddia ediyorum %3,5 işsizlik oranı. Pandemi öncesi normal şartları anlatıyorum. Oradaki bir yaşam tarzı. Yani fakir olmayı mı seçiyorlar? Fakir olmayı seçmiyor. Sokakta yaşamayı, sokakta çalışmayı, kendi patronu olmayı tercih ediyor. Veya adam yazıyor, New York'a gidenler görür belki. Biri alacağım, neye yalan söyleyeyim ki sana der, kartona yazmıştır. Biri alacağım veya eser alacağım, bir $5 verir misin, $1 verir misin? Reagan bunu denedi. O sokakta yaşayanlar biliyorsunuz propaganda malzemesiydi. Bak Amerika'daki evsizler, mevsizler diye. Reagan bunları aldı, gayet lüks bir barınağa, temiz yataklar, üç öğün yemek. Şu bu verdi. Bir hafta sonra hiçbir orada kalmadı. Hepsi kaçtılar. Çünkü sokakta yaşamak benim yaşam tarzım diye. Mühim olan iş bulabiliyor musun? Ve seçici olmadan iş bulabiliyor musun? Ve bulduğun zaman da karnını doyurabiliyor musun? Olay budur. Sorduğunuz soruya fakir gördüğün zaman ben bir şey daha yaparım. Hayatım boyunca bunu yaptım. Evimde 3 tane ayrı çöp torbası vardır. Ve bunda Habertürk'te görüntüsü vardır. Kanıtlarım burada, yani popülizm yapmıyorum. Size inanıyoruz. Kağıdımı ayrı atarım, pet şişemi, plastiğimi ayrı atarım, camları ayrı atarım, biriktiririm. Ondan sonra arabamın bagajına koyarım bunları. O çöpten kağıt toplayan adam evine bir saat, yarım saat erken gidebilsin diye yolda gördüğüm zaman arabamı sağa çekerim. Al kardeşim derim, sana kağıt, al sana pet şişe. Bu coğrafyadaki Türkiye'nin gençlerinin kağıt toplayarak çöpten karnını doyurması Ankara'nın ayıbıdır. Ne anlamda? Ne anlamda? Bu coğrafya o kadar, dünya yeniden dağıtılsa haritayı önüne koyduğun zaman Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı almamak büyük bir enayiliktir. Müthiş bir nimettir bizim için bu coğrafya. Ben doğduğumdan beri şu lafla, siz de öyle, hepimiz öyle, genç arkadaşımız da öyle, şu lafı duymuştur. Türkiye jeostratejik konuma sahip, 3 kıta arasında genç nüfusa sahip, büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Doğru mu? Evet, hepimiz. Ben doğduğumda da bunu duydum. Siz de duydunuz genç arkadaşlarım. Bu lafla doğdum, bu lafla öleceğim. Siz de öyle, genç arkadaşımız da öyle. Bir İngiliz diplomat bu laf üzerine demiş, evet doğrudur. Türkiye genç nüfusa sahip, potansiyele sahip, jeostratejik öneme sahip bir ülkedir. Hep de öyle kalacaktır demiş. Bu kafayla öyle. Nedir o kafa işte? Nedir o kafa? İtibardan tasarruf olmaz kafası ve bir hafta önce aldığınız konunun kafası. Devlet yapsın. Şimdi Türkiye'deki para ve zenginlik, sizin kapital kahrolsun, kapitalizm dediğimiz bu sermaye, bir bardak su. Bu bir bardak suyu en verimli kim ve nasıl kullanır sorusunun cevabı, zengin bir ülke mi olacağız, fakir bir ülke olarak mı kalacağız veya gelişmemekte ısrarcı ülke olarak mı kalacağız yanıtını taşır. Bu parayı, bu sermayeyi yatırımcının, girişimcinin, mahallenizdeki bakkal da olabilir, kuru temizlemeci, ayakkabı tamircisi de olabilir, Sabancı'nın fabrikası da olabilir. Onun cebinde mi çoğunu bırakacağız, yoksa Ankara'ya mı alıp bunu devlet babamız bize hizmet verecek zihniyetiyle ona mı vereceğiz? Ona verdiğimiz her kuruş betona dökülerek buharlaştırılıp israf edilmektedir. Makam arabasıyla, ihtişamla, sarayla, devlet binasıyla, onunla bununla. Ama bir yandan da altyapı yatırımları önemli değil mi? Altyapı yatırımını devlet mi yapmalıdır, devlet mi yaptırmalıdır? Devlet haksız rekabetle ve usulsüzlükle özel sektöre ihaleyle mi yaptırmalıdır? Hukuk gözetiminde en ucuzu, en kaliteliyi yapacak özel sektöre mi ihaleyle vermelidir? Bütün bunlar liberal demokrasinin sorunları ve Türkiye'deki zihniyetin sorunları. Ben parayı ne kadar çok vatandaşın ve girişimcinin, esnafın, fabrikatörün, iş yeri açan, AVM açan, gökdelen yapan adamın cebine bırakırsam o parayı en verimli şekilde kullanılır. Ülkelerin zenginliği en çok katma değer yaratabilmek. Yani şu bir bardak suyla en yüksek verimi alabilmek. Ticaret demin dedim ki tüccarın işidir. Onun için ben bu parayı, bu suyu erbabına bırakırsam o daha iyi tarlayı sular ve en çok verimi alır. Biz de o ağaçtan karnımızı doyururuz. Devlete verirsem havamı alırım. Bu kadar net. Yani fakirliğin nedeni bugün Türkiye'de Ankara'nın hantal yapısı, devasa büyümüş yapısı, her işe ben burnumu sokarım demesidir. Devlet her işe burnunu sokması demek bir kanun demektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı her yasama yılı sonunda çıkar der ki, gururla der bunu, Türk milleti alkışlar. Bu yasama döneminde bilmem kaç yüz kanun yaptı meclisimiz. İyi halt etti. Çünkü yapılan her kanun uygulanması lazımdır devlet tarafından veya denetlenmesi lazımdır. Bunun için ne lazımdır? Memur lazımdır. Memura müdür, müdüre genel müdür, genel müdüre makam, binası. Bürokrasiden bahsediyorsunuz. Makam efendim? Bürokrasiden bahsediyorsunuz. Evet efendim. Onun için akıllı adam batıda demiş ki, en iyi yönetilen toplum en az yönetilen toplumdur demiş. Devletin yapabileceği işleri, yine geçen haftaki konuğunuzun söylediklerine ithafen söylüyorum. Devletin yapabileceği işleri biz özel sektöre, üniversitelere, yerel yönetimlere, vakıflara verirsek, bu parayı daha verimli kullanır, daha kaliteli, daha üretken hizmet verebiliriz halkımıza. Liberal Demokrat Parti'nin bir sloganı vardı Besim Tibuk yıllarında. Milyonlarca broşür dağıttık ama buradan girdi, buradan çıktı. Neydi? Biz halka hizmet etmeyeceğiz başlığı altında. Ama zaten evet, bunu söyleyince kazanamaz. Evet, biz halka hizmet etmeyeceğiz. Çünkü devletin verdiği hizmet, zaten görüyorsunuz yaşayarak, kalitesiz, pahalı ve verimsizdir. Yani bu parayı, bu sermayeyi, bu suyu buhar etmektir. Ama bu hizmeti demin saydığım gibi özel sektör, vakıflar, gönüllü dernekler, sivil toplum, üniversiteler, akademi, belediyeler yerelde verirse daha verimli kullanılır bu para. Bu da bizim için zenginlik demek. Peki ama şöyle bir sorun yok mu? Bu arada ben de dediğinize katılıyorum. Flu TV'nin de felsefesi seyirciye istediğini vermemektir genellikle. Ama şöyle bir sorun yok mu? Mesela diyelim ki Liberal Demokrat Parti geldi. Evet. Şimdi Besim Tibuk'un çocukları da var bildiğim kadarıyla. Onlar da işler yapıyor. Şu ister istemez olmaz mı? Yani Besim Bey'in özelinde değil ama bir nepotizm, hani benim oğlum da onu yapsın, işte sizin tanıdığınız falan filan. Yani bu önlenebilecek bir şey mi? Bu evet, o zaman işte ülkenin yönetim şekli ve hukuk devleti ve seçim sistemi giriyor araya. Şimdi bunun yapılmaması için yine bizim önerdiğimiz zincirin bütününü, halkaların bütününü ne bakmak lazım, LDP ne savunuyor diye. Zincirin bir halkasını çıkarırsanız bizim program veya projemiz tekler. Bunun olmaması için mesela yürütme erkini kim denetler? Türkiye'de bu öğretilmez. Mesela yasama erkinin görevi nedir diye sorun. Meclisin asli görevi nedir diye sorun. Sokaktan 1000 kişiyi çevirin. 995'i kanun yapmaktır diyecek. Hayır. Yürütmeyi, iktidarı, bakanlar kurulunu, bakanların performansını, bürokrasiyi denetlemektir. Millet adına, milletin temsilcileri olarak. Fakat sorun şurada, mevcut sistemde millet, lan beni kim temsil ediyor Ankara'da bilmiyorsun, siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Muhatabımız yok. Çünkü bize 4 senede, 5 senede bir işte bir kağıt parçası koyuyorlar önümüze. Kurt, kuş, kuzu, ampul, balık falan, bir tanesine basıyoruz. Ne yaptın? Oy kullandım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir olduğu için ben temsilcimi, benim hakkımı, hukukumu koruyacak meclisteki adamı seçtim. Ne o adamı tanıyorum, ne ben, o beni tanıyor, ne sizi tanıyor, ne siz onu tanıyorsunuz. Böyle bir sistem yok. Onun için LDP bu daha kurulurken dar bölge seçim sistemini getirmiş. Muhtarımı, belediye başkanımı tanıdığım gibi Ankara'daki muhatabımı tanımam lazım. Yine biraz Amerika'daki sisteme benziyor galiba. Doğrudur ama onun iki turlusunu getirdik biz. Amerika'da iki büyük parti olduğu için genelde %50'nin fazlasını alıyor o seçilen adam. Bizde de çok parti olduğu için iki turlu olursa birisi o bölge seçmeninin %50'den fazlasını alıyor. Yani basitleşerek anlatayım. İstanbul milletvekili yok. Ankara, İzmir milletvekili yok bizde. Mesela Şişli milletvekili. Şişli milletvekili var. Bravo. Kağıthane, Sarıyer, Eminönü milletvekili var. Bölüyorsunuz. Çok az sayıda seçmenin seçtiği ve tanıdığı, bildiği, denetleyebildiği. Ama bu adam benim sözümü mü dinliyor? Ben bu adama oy verdim. Yoksa genel başkanın kaldır kolunu indir kolunu makinesi haline mi gelmiş mecliste? Kanunu okuyup da mı oy vermiş? Veya Şişli esnafının hoşuna gitmeyecek, seçmeninin hoşuna gitmeyecek bir kanuna evet oy mu vermiş? Dar bölge seçim sistemi budur. Ve biz bunu savunuyoruz ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan lider sultası. Hesap vermeme.
Ben yaptım, oldu. Bülent, seni Manisa birinci sıradan yazıyordum. Şimdi Bursa'dan yazıyorum. Bir sonraki seçim Muş'tan, Siirt'ten yazabilirim falan. Yani ne Siirt halkı onu tanıyor ne o Siirt'i tanıyor ama yani seçmenle seçilen arasında çok büyük bir kopukluk olduğu için ne seçilen seçmene hesap verebiliyor ne seçmen seçtiği adamdan, maaşını verdiği adamdan, ömür boyu maaş vereceği adamdan, 7 sülalesinin sağlık sigortasını ödediği adam hesabını soramıyor. Çünkü tanımıyor. Bir de neoliberal diye bir tanım var biliyorsunuz. Doğru. Siz neoliberal misiniz? Evet. Neoliberal de kafa karıştırıyor. Benim izahatime göre, anlayışıma göre liberalizmin temel ilkeleri teknoloji geliştikçe, krizler yaşandıkça devletlerin aldığı tedbirlerle devletin piyasaya, günlük yaşama, liberalizmin temel ilkelerine, bireye müdahil olmasına neden olmuş. Ve liberalizm, has liberalizm sulandırılmaya başlanmış. Mesela ne bileyim cep telefonu icat edilmiş, telekomünikasyon bilmem nesi kurulmuş, adam bir özgürlüğümüze müdahil olmuş. Televizyon gelişmiş, özel kanallar kurulmuş, RTÜK diye bir lanet bir kuruluş var başımızda. Sansür kurulu. Onu izleyemezsin. Bunu buzlayacaksın. İşte sigarayı gösteremezsin ama duman çıkabilir herifin ağzından falan. Böyle saçma sapan bir uygulama. Onun için özgürlüklere müdahale başladıkça bu tür kurumlar sadece bizde değil Amerika'da da olmuş, Avrupa Birliği'nde de olmakta. Tekrar geriye bir dönüş. Yani bu işin özüne dönüşü savunan liberaller ortaya çıkmış. Buna da neoliberalizm. Aslında daha da radikal liberaller. Özüne dönüş diyelim. Yani müdahil olma piyasaya farklı gerekçelerle. Sonuçta bu kapitalistlerin temel argümanıdır. Yani piyasa kendini dengeler. Daima dengelemiştir. Ama bazı durumlarda da riskli değil mi? Örneğin mesela Boeing için en son zamanlarda konuşulan bir şey bu. Kar tamamen belirleyici olduğu zaman o şirketin kar hırsını dengeleyemiyorsunuz ve örneğin işte Boeing örneğinde sorunlu bir takım uçakları zamanından önce çıkardı ile ilgili bir takım dedikodular çıktı biliyorsun. Şimdi astarı yüzünden pahalıya geldi. Bundan geldi. Ders aldı mı mesela Airbus, Boeing'in rakibi? Yani değdi mi bunu yaptığına? Şimdi Boeing kılı kırk yararak bir daha buna benzer bir şey yapmayalım diye zaten tarih... Ama o arada ölenler ölmüş oluyor ya o bakımdan. Evet ama bu devlet de bunu yaptığı zaman oluyor bazen. Yani aslında devlet... teorik olarak şunu soruyorum. Siz bir şeylerin denetlenmemesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Hayır. Mesela bizim içimizde de bu tartışmayı yapıyoruz. Liberaller de yapar. Devletin asli görevlerinden biri denetlemek derler. Ben de derim ki dünyada da var bu. Devlet bırakın icra etmeyi denetlemekten bile acizdir. Örneklerini vereyim. 17 Ağustos 1999'da hasar gördüğü iddia edilen 50 bin binanın her birinin ruhsatının altında devletin memurlarının imzası vardı. 2001 krizinde batan ve hortumlanan bankalarının bilançolarını her gece hazine denilen devlet kurumunun mürakıpları her gece inceliyordu. İmza atılıyordu ama battı. Devlete emanet edilmiş çocuk esirgeme kurumunda çocuklar kayıp. Devletin müzelerindeki tarihi eserler çalınmış. Tabii ama bu benim dediğim şimdi, argümanı ters çeviriyorsunuz yani. Hayır, devlet yapamıyor. Devlet yapamaz. Ama devlet mesela bir şey daha çok çarpıcı bir örnek vereceğim size. Sol görüşlü arkadaşlar da bunu iyi dinlesin. İşçi ölümü, emekçilerin canı. Şöyle bir algı vardı. Liberalin umurunda mı? Ucuz işçilik, iş güvenliği var mı yok mu? Yeter ki iş çıksın piyasaya. Hayır efendim. Şimdi en çok işçi ölümü nerede oluyor? Tersanelerde, madenlerde ve inşaatlarda. Maden patlıyor Soma'da. Devlet iyi denetlememiş. Devlet daha iyi denetlesin. Peki sen Türkiye'de kaç tane maden var? Kaç tane tersane var? Kaç tane inşaat var? Ali Sami'nin oraya dikilen gökdelende asansörün kablosu koptu. 10-12 emekçi, çalışan, gariban insan asansörle 30 kattan aşağıya çakıldı ve öldü. Niye? Devlet denetlemedi. Ya devlet dediğin Çalışma Bakanlığı'nın veya Sosyal Güvenlik bilmem ne Bakanlığı'nın müfettişi arkadaşım. Kaç tane maden var, kaç tane inşaat var, tersane var. Peki sizin önerdiğiniz modelde kim? Şimdi bu adam oraya gidip de çimentonun, demirin karışımının bilmem nesinden, merdivenin yüksekliğinin, basamağının kaç santim oluşundan, asansörün kablosunun çeliğinin
kalitesinden madenin içindeki en ince detaya kadar her madeni incelemesine fiziken sayısal olarak, kalite olarak imkan var mı beyefendi? Ama Amerika yapıyor bunu. Hayır efendim. Bir şey yapmamız lazım. Bir kanun yapacaksınız. Diyeceksiniz ki her tersane, her maden bütün çalışanlarına ilk günden itibaren kazaya karşı yaralanma ve ölüm tazminat sigortası getireceksin. Onu da özel sektörden yapacaksın. Ve benim bir madene çalışma ruhsatı, bir inşaata inşaat ruhsatı verebilmem için devlet olarak ABC sigorta şirketinin bana şu garantiyi vermesini isterim. Soma Madeni sigorta şirketimiz tarafından denetlenmiş. Orada çalışan 300 işçinin kaza sigortası ölüm veya yaralanmaya karşı, işte yaralanırsa 50 bin lira atıyorum rakamı, ölürse 500 bin lira sigortası yapılmıştır. Bir güvenlik sorunu bizim tarafımızdan bulunmamıştır. Ben bunu yaparım. Topu attım. Böylece onları birbirlerine denetlettiriyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi trafik sigortamı nasıl yapıyorum? TÜV'e verdi adam. Gidiyor. TÜV diyor ki sinyal çalışıyor, fren çalışıyor, emniyet kemeri çalışıyor, farlar ayarlı bilmem ne. Bu adam trafiğe çıkabilir. Devlet mi denetliyor? Hayır. Özel sektöre verdi. Şimdi sizin sigorta şirketiniz böyle bir madenin, bir tersanenin, bir inşaatın sigorta işini alsa, ben gelsem size. Abi devlet istiyor, gel bizim iş yerini şey yap, denetle. Siz nasıl denetlersiniz orayı bilir misin? 500 bin çarpı 300, Soma'da ölen 301 diyorlar doğruysa. İşçinin maliyeti sizin cebinizden çıkacak olsa, bunun karşılığında inanılmaz bir güzel prim alacak olsanız, geliriniz olsa, orayı adam gibi denetler misiniz? Baştan sağma mı denetlersiniz? Onun için devlet denetlemekten acizdir, denetletmelidir. Denetleyecekse denetleyeni denetlemelidir devlet ki insanımızın hayatı garanti altına olabildiğince alınsın. Peki, çok güzel ama bu 2008'deki Amerika'daki krize getireceğim lafı. Galiba onlar da şunu anladılar ki piyasaları bu kadar başıboş bıraktığımızda bu sefer orada da bir takım manipülasyonlar oluyor. Doğru mu? Doğru. Onu nasıl önleyebilir? Onu önleyemezsiniz. Onu önlemenize imkan yok. Türev piyasalar dediğimiz şey. Yani ya onlara bakışınız ne aslında? Kapitalist sistemde bir kere ekonomi beklenti ve güvence üzerine kurulmuştur. Yani beklenti şudur. Maaşlı çalışan olarak veya iş adamı olarak 6 ay sonra bizim şirketin işleri iyiye gidecek. Ben bir çalışan olarak maaşımı alırım. Maaşımı aldığım gibi zam da alırım maaşıma. Beklentisine girersem o zaman bu akşam ailemi alır, güzel bir yerde yemeğe götürürüm. AVM'de alışveriş yaparım. Televizyonu yenileyebilirim. Gider kredi çeker, arabayı yenileyebilirim. Ben arabayı yenilersem otomobil fabrikasında çalışan işçi de bu beklenti işine girer. İşler iyi, benim işim olacak 6 ay sonra, maaşa da zam gelecek, bu sefer ben de harcamaya başlarım. O zaman kapitalizmden güzeli yoktur. Maaşını zammını alan, akşam ailesini yemeğe götüre, sinemaya götürebilen, konsere götürebilen, arabayı yenileyebilen en solcunun bile ağzından o dönemde kahrolsun kapitalizm lafını duymazsınız. Ama bunun tam da tersi olup da 5 tane dünya çapında gazetede makale çıkıp da ya bu işler iyiye gitmiyor galiba, durgunluk gelecek, işte enflasyon yükselecek, resesyon, işsizlik artabilir. 5 tane haberi üst üste okuduğunuz zaman beklentiniz tam tersine döner. Aman abi para cepte kalsın, aman yeni fabrikayı açmayayım, aman yeni yatırımı yapmayayım, aman araba yenilemeyeyim havası yayı Türkiye'ye veya dünyaya veya bölgeye yayıldığı zaman da ve bu yeni araba satılmayıp çocuğunuza hediye almadığınız zaman da kapının önüne koyulmalar başladığı zaman, işler yavaşladığı zaman da işte o zaman kahrolsun kapitalizm. Kapitalizm inişli çıkışlıdır çünkü... Onu soracaktım. Mecburi aslında değil mi? Kriz olmak zorunda. Böyle. Bu işin doğasında var. İnişli çıkışlıdır. Ya yapısı böyle. Yapısı öyledir. Ama eğilim daima yukarıya, zenginliğe doğrudur. Böyle böyledir ama böyle uzun vadede. Uzun vadede böyle gider. Hocam bunu kabulleneceksiniz. Onun için kapitalizmden daha iyi bir sistem yok. Onun için şimdi bana sordular. AVM'ler hocam yakacaklar bizi biliyorsunuz. Hocam ben
Ben gerçi örnekleriyle anlatıyorum hocam. Şimdi bir örnek vereceğim. 2008 krizinde, 2001 krizinde. Ne haber? Kapitalizm bitti gitti. Wall Street. Carlson Wall Street gösterilir. Bak Amerika'da bile bu gösteriler var falan filan. Tamam kardeşim dedim. Söyle düşünüyor olabilirsiniz. Sadece size tavsiyem iPhone yeni telefonu piyasaya süreceği günü bekleyin. O zaman görürüm. Kapitalizm öldü mü, ölmedi mi? Çünkü kahrolsun kapitalizm diye gezen Amerikalı progresif ilerici arkadaşımız da o sabaha karşı kuyruğa girip ya yeni iPhone alıyor ya da kuyrukta eskisini ucuza satanın demode olacak modelini birkaç yüz dolara kapmaya çalışıyor. Peki bir kardeşim. Şey sorabilir miyim? Biraz kişisel bir şey ama siz nasıl geçiniyorsunuz özel değilse? Ben 60 yaşımı geçtim. Hayatım boyunca çalıştım Amerika'da. Ya profesyonel çalıştınız. Profesyonel tabii ki çalıştım. Yani iş adamı mısınız yoksa? Yok benim de kendime göre bir şirketim vardı. Amerika'yı tanıtan turlar düzenleyen. 18 yaşımda Amerika'ya gittiğimde bana sigorta numarası verdiler. Bir yandan öğrenciyim, bir yandan kaçak çalışıyorum ama gittim sigorta numarası alayım ki banka hesabı açabileyim, ehliyet şeyi açayım. Orada galiba sitesinde duruyor ama bana bir broşür verdi sigorta dairesi. Orada diyor ki bak diyor 62-65 yaşında o zamanki şeye göre emekli olacaksın. Sana bir maaş bağlanacak diyor. Ama diyor o maaş çalışırken sürdürdüğün yaşam standardını sürdür diye sana verilmeyecek diyor. O bir ek gelirdir diyor. Onun için birikimini yap, yatırımını yap, tasarruf edeceksen et ve kendini buna göre hazırla diye sana 45 sene önceden uyarını yapıyor beyefendi. 25 sene yaşadım o ülkede. Hala giderim, gelirim, takip ederim haberleri. Ben bir gün bir emeklinin Allah bu devleti ne yapsın verdiği maaş yetmiyor. Adam enflasyon sıfır diye emeklilere ve devlet memurlarına %0 zam yaptı. Bir kişinin de gıkı çıkmadı. Böyle bir kültürlü ben 18 yaşımda tanıdım. Ve benimsedi. Onun için bugün burada anlattıklarımı anlatıyorum. Böyle bir dünyada var. Peki kapitalizmin insanları yabancılaştırdığını düşünmüyor musunuz? Nereye yani, yabancılaştırdığını? Örneğin fabrikada çalışıyorsunuz. Evet. Aslında bir dişlisiniz orada ve kendinizle ilgili bir şey değil yaptığınız şey. Sizden uzak başka bir şey yapıyorsunuz. Komünizmle ne yapıyorsunuz? O anlamda sormadım. Yani Lada fabrikasında çalışırken kendinize mi yapıyorsunuz onu? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Evet. Siz bu sistemden memnun musunuz? Gayet. Kapitalist sistemin çalıştığını düşünüyorsunuz. Kapitalist sistemin alternatifini bana birisi anlatsın. Onun için geçen haftaki konuğunuzla bir arada oturmak isterdim ben. Ya onun argümanı kar amaçlı bir şeyin zaten kesinlikle ahlaklı olamayacağı oldu. Kar amaçlı bir şey, onlar buna açgözlülük, hırs da der, gayet iyi bir şeydir. Bir özellikle fabrika patron bensem çok iyi. Hayır. Bakın hiç öyle değil. Bir fabrika yerine 5 fabrika açılırsa hırsla, kar amacıyla adam bir değil ikinciyi açsın, üçüncüyü açsın. Çünkü istihdama, emeğe ne kadar talep artarsa emeğin değeri o kadar artar. Bir işveren 5 tane adam alacağı zaman, ilanı verdiği zaman, bunun örneğini de anlatacağım size. Kapısına 500 kişi yığılıyorsa, abi ne verirsen ver, ne iş olursa yaparım diyorsa, orada emeğin değeri artmaz. Ama ben 5 kişi işe alacağım. Kapıda 2 kişi varsa, 1 veriyorsam 2 veririm. 2 veriyorsam 3 veririm ki yatırımımı değerlendirip fabrikayı çalıştırabileyim. Bangladeş'i örnek alalım. Afrika, Nijerya'yı örnek alalım. Bir de İskandinav ülkelerini örnek alalım. Bangladeş'te, Çin'de, Afrika ülkelerinde, Hindistan'da emekten bol bir şey yok çalıştırabileceğiniz için. Aslında Türkiye'de öyle. Türkiye'de ama emeğin değeri yok. Ama İskandinavya'da para bol ama emek çalıştırabileceğiniz insan yok. Onun için Hintliyi Almanya'ya getiriyorsunuz. Türkiye Almanya'ya. Türk'ü İsveç'e getiriyorsunuz, onu Norveç'e getiriyorsunuz ki ve iyi para veriyorsunuz ki çalıştıracak insan bulun. Yani emekle sermaye olmadan emeğin değeri yok, emek olmadan sermayenin değeri peki, yok. Peki sosyal geçiş konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu bahsettiğiniz sistemde bir işçinin yukarı çıkma şansı var mı? Var.
Nasıl? İşte talep, yani emeğe olan ama talep. Ama durumunun iyileşmesinden bahsetmiyorum. Kapitalist olma şansı var mı? Yani şunun için soruyorum. Örneğin İtalya'da, Fransa'da sosyal sınıflar çok rigittir. Kolay kolay sınıf atlayamazsınız. Mesela Türkiye o açıdan daha iyi. Almanya'ya giderseniz oradaki dönerciye sorun bakalım işe nasıl başladı. Dönerci de döner keserek başladım diyecektir. Restoran sahibi Türk'e sorun bakalım. Garson olarak başladım, sonra ayrıldım. Restoranım veya aşçı olarak başladım. Taksi sahibine sorun bakalım. Nasıl başladın? Abi takside şoförlük yapıyordum. Kendi taksi plakamı alıp bu şekilde başladım diyecektir. Amerika'ya giderseniz Meksika restoranının sahibine sorun. Amerika biraz daha özel bir durum. Yani. Yani insan, herkesin kanı kırmızı kardeşim. Herkes niye göçmenler başarılı oluyor? Ama kimisi de abi ben her ay belli bir parayı cebimde garanti görmek istiyorum. Onun için maceraya atılamam diyecektir. Bu da insan doğasının bir parçası. Yani. Peki aslında çok temel bir ayrıma geldik. Komünistler insanları temelde iyi görüyor. Hani eşitlik, hak, adalet, işte insanlar birbirlerine iyi davranacak ve hepimiz mutlu bir hayat yaşayacağız. Kapitalizmde biraz daha özünde kötülük var gibi. Bu konuda komünizm çöktü. Çöken komünizm oldu. Ama oradan vurmayın adamları şimdi. O çok kolay olur. Niye vurmayayım yani? Çünkü çökmelerinde kapitalizmin de etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Kapitalizmle yarışamadılar, doğru. Ama kapitalizm bir kişinin kapitalizmi değildi ki. Yani tabii. O çarkın dişlileri de bireylerdi. Kapitalizm. Peki başka bir yerden sorayım. Aslında sizin bu söyledikleriniz örneğin AKP için bile ilk iktidara geldiklerinde geçerli olan söylemler. Türk Telekom'u sattılar, bir sürü şeyi özelleştirdiler. Özelleştirmek kötü bir şey değil. Hayır, ona geleceğim. Yani aslında onlar da liberal bir parti. Söylem. Evet. Bunu asla kabul etmiyorum. Yani yanlış söyledim. Onlar da liberal politikaları izlediler özellikle ekonomide. Şimdi bakın, insanımız özelleştirmeyi liberalizm mi? Ben tekrar söyleyeyim. Her üniversite konferansında da söylerim. Bu konu açıldığı zaman her televizyon kanalında da söylerim. Liberal demokrasinin temelinde özelleştirmeymiş, kapitalizmmiş, serbest piyasaymış, bireycilikmiş, efendim sınırlı devletmiş, oymuş, özgürlükmiş. Hayır. Liberal demokrasinin temeli hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüdür. Bu kadar özgürlüğü insanlara ekonomik ve sosyal açıdan veriyorsanız o özgürlükleri de hukukla korumak zorundasınız. Tamam, hukuk devletinden taviz verme. Bu noktada örneğin Ali Babacan'ın yeni kurduğu partiyle sizinkinin ne farkı var? Çünkü o da aynı şeyleri söylüyor büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil işte. Yani dinlediğim kadarıyla aynı şeyleri duyuyorum. Değil işte. Nerede fark? Çünkü sicilde fark. Yani sicil. Şimdi hiçbir yeni kurulan parti, ben sizin canınızı okuyacağım, özgürlüklerinize saygı göstermeyeceğim, hukuka saygı göstermeyeceğim diye kurulmuyor. Bunu Babacan'dan duymadım ama Davutoğlu'nun partisi kurulurken onun programında şunu yakaladığım an benim için Davutoğlu'nun partisi bitti. Niye biliyor musunuz? Geleneklerimize dayalı özgürlüklere saygı cümlesi. Exception koymuş. Gelenek kimin geleneği? Bu ülkede inanan var, inanmayan var, Müslüman var, Hristiyan var, Musevi var. Kimin geleneği? Bayramda tatile giden var ya da çocuklara yeni elbise alıp el öptürmeye götüren var. Kimin geleneği Davutoğlu? Ama bunu şeyden duymadım. Babacan'dan duymadım. Onun için Babacan'a henüz kredi açmak zorundayım. Özelleştirmeden konuşursak bir sürü sağ parti de son 40 yıldır aynı şeyleri söylüyorlar. Sonuçta benzer şeyler söyleniyor hep. Ama yine de geldiğimiz yer kötü bir yer. Onu anlayamıyorum. Geldiğimiz yer kötü bir yer. Çünkü artık hukuk devleti değiliz. Sadece Türkiye özelinden bahsetmiyorum bu arada. Bütün dünyada. Hayır, dünyada sorun yok beyefendi. Öyle mi diyorsun? Hayır. Pandemiyi bir kenara koyuyorum. Pandemi başlayana kadar dünyanın önde gelene kadar Çin'de sorun yok. Çin üretiyordu ve satıyordu. Halk çok büyük fakirlik içinde değil mi? Doğru. Çünkü Çin Komünist Parti yönetiyor hala. Komünist Kapitalist Parti. Çin'in bir bölümünü kapitalizmle şey yapıyor. Bir de hukuki güvence veriyor işte yatırıma. O şekilde götürüyor işi. Onun için halk zulmü.
Ama mesela Avrupa'yı alalım. Avrupa'da işsizlik çok çok düşüktü. Yatırımlar devam ediyordu. Enflasyon sıfır veya sıfırın altında olduğu için faizler de sıfırın altında. Yani paranızı Avrupa'da bankaya götürdüğünüz zaman bankaya parayı veriyordunuz ki o parayı tutsun kasasında diye. Amerika'ya gelelim. %3-3,5'a kadar düşmüştü işsizlik. Maalesef Trump başarılıydı galiba orada. Gayet başarılıydı. Vergileri düşürmüştü. Bazı konularda karşılıklılık esasıyla Çin'le pazarlık yapıyordu. Ben aptal değilim diyordu. Sen benim mallarıma gümrük koyacaksın. Ben sana piyasamı açacağım. Bu da gayet güzel bir şeydi. Trump bir liberal mi? Trump ekonomide bir liberal. Yani aslında bir nevi Bessim Tibuk örneği sayılabilir mi? Bessim Tibuk özgürlükler alanında da liberal. Trump değil. Ama Trump'ın istisnaları var maalesef. Trump'ın o açıdan şeysi var. Ama mesela ben Amerikalı olsam Trump'a oy veririm. Ve verdi de millet. Ya verir miydiniz? Verirdim tabii. Neden? Bir kere ekonomik politikalarından, vaatlerinden dolayı bir. Clinton seçildiğinde her şey ekonomidir, ahmak diye bir şeyle. Belki hatırlarsınız onu. Ben demiyorum yani. Onun sözünü söylüyorum. O kampanyayla Clinton kazandı. Her şeyin sonu ekonomidir dedi. E şimdi mesela kimse bilmez burada. Trump şu arkamızdaki duvar kadar büyük bir duvarı Beyaz Saray'da 100 küsür bin sayfadan kağıttan, beyaz kağıttan bir duvar yaptı. Ve dedi ki arkamda 100 küsür bin sayfa kağıt var. O kadar federal regülasyonu yürürlükten kaldırdım dedi. İş dünyası da Allah senden razı olsun dedi. Regülasyon sizin bürokrasi dediğimiz şey devlet memurunun kendini çok önemli hissetmesi ve bir iş yapıyormuş diye algılasın diye ortaya konmuş eziyettir iş dünyasına. Trump onları kaldırdı. Vergileri düşürdü. İşsizlik düştü. Amerika'ya gelen yatırım arttı. Ama yine de tedirgin edici biri değil mi Trump? Baktığınız zaman yani bu adam dünya savaşı çıkarabilecek bir adam demiyor musunuz? Hayır, tam tersine. NATO'yu tedirgin ediyor. Gitti Kuzey Kore ile konuştu, görüştü. Obama döneminde Netanyahu bastırıyordu İran'ı bombalayalım diye. Hayır, başka şekilde ambargo ile hallederiz dedi. Ama sonra saldırı yaptı. İki tane virüs gönderdi. Bir tane onlar şey. Nokta atışı. Nokta atışı tabii. Daha iyi bir şey. İran'da hiçbir şey yapamadı karşılığında. Şu andaki seçimde yine Trump'a mı verirdiniz? Tabii. Ve Trump da kazanacak diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsunuz? Umarım. Çünkü rakibi sıfırın altında bir adam. Rakibi yani. Gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı bir tip. Demokratlar kafasını duvara vuruyor. Biz bu adamı mı çıkarabildik bu adamın karşısına diye. Peki sosyal alandaki tutuculuğu sizi bozmuyor mu? Sosyal alanda hangi tutuculuğu? O kadar liberal bir adam değil diye biliyorum. Takip ettiğim biri değil ama. Hayır, yani orada eşcinsellerin hakları ile ilgili o bir şey yapamaz ki. Ya yapamaz da söylendiği... Yüksek mahkeme haklarını korudu. Eşcinsel evliliğine izin verdi. Şimdi bakın güzel olan ne biliyor musunuz? Trump'ın her kötü uygulamasına karşı kuvvetler ayrımı olduğu için temsilciler meclisinde demokratlar çoğunluğu aldığı için bir de yüksek mahkeme veya federal yargıçlar, bölge mahkemeleri Trump'ın kararnamelerinde tak diye anında yürütmeyi durdurabiliyor. Göçmenlerle ilgili kararları oldu. Doğru, haklısınız onlar. Ama ekonomik açıdan mesela siyahi dernekler Beyaz Saray'ı ziyaret edip Trump'a şunu söylediler ve Latinler tarihteki en yüksek maaşları, ücretleri alıyor şu anda şeyler. Azınlıklar. Çünkü Trump sapına kadar bir kapitalist tabii. Yani iş sen, biliyor. Sen iş biliyor. İş adamı, iş bitiriyor. Bir örnek daha vereyim. Mesela dünyayı tedirgin ediyor falan filan diyor ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'le ilişkileri düzeltti. Suudi Arabistan İsrail'le ilişkileri düzeltti. Biraz daha devam ederseniz Nobel ödülü vereceğiz. Hayır. Nobel aday gösteren birisi çıktı. Hayır. Bakın nasıl yaptı bunu? Bir cümleyle. Suudi Arabistan dedik biz olmasak 15 gün ömrünüz kalır dedi. Açık konuştu. Pragmatik bir adam. Yani benim hoşuma gidiyor. Bir. İkincisi demokratlar yeterli nitelikli bir aday çıkaramadılar. Evet, maalesef orada öyle bir sorun var. Peki elimden gelen çabayı gösterdim ama kapitalizmi bugün de yenemedik dostlar. Bir örnek vereyim yine kapitalizme. Bu sokağa çıkma yasakları, iş yerleri kapalı, AVM'ler kapalı falan filan. İşte bana da böyle YouTube kanallarından soranlar oluyor. Ne oldu? Bak işte bu pandemi sonrası kapitalizm, işte serbest piyasa, yani liberalizm bıraktığı yerden devam edemeyecek. Öyle mi? AVM'ler açıldığı gün ne oldu? Madem böyle niye bu kadar az oy alıyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum.
aman devlet olmazsa olmaz. Devlet baba kültürü. Yani sizce yani. Parti İsveç'te olsa, Amerika'da olsa daha mı çok oy alırdı diyorsun? Alıyor zaten. Mesela Amerika'daki bakın, cumhuriyetçiler mi sizin? Değil. Ekonomik açıdan evet. Öbür ama açıdan diğer, diğer özgürlükler açısından, azınlıklara, haklar, özgürlükler açısından demokratlar daha yakın. Dünyanın hiçbir yerinde, belki Hollanda dışında ara sıra, liberallerin iktidara geldiğini görmüyorsunuz. İki ana akım var bütün dünyada. Biri muhafazakarlar, biri sosyal demokratlar. Üçüncü dengeleyici unsur liberaller gerçek demokratik ülkelerde. Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Kanada'da, Japonya'da, Avustralya'da, Polonya'da, Baltık ülkelerinde falan daima liberaller ana akım olamıyorlar. Yani böyle hurra geldik seçim zaferiyle iktidarız falan. Bu olmuyor kolay kolay ama daima üçüncü dengeli. Ben de onu yerleştirmeye çalışıyorum. Geçen Aydemir Bey'e şey dedim. Sizin %20 aldığınız bir Türkiye'yi ben isterim dedim. Yani Komünist Parti. Beğenmedi. %20 yetmez bize dedi. Yok, siz ben, ne dersiniz? Ben %1-2'ye razıyım. Bence de. Hele şu yeni durumda %2-3 çok önemli. İşte, sol hayalperestliğiyle liberal objektivizmi gerçek. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetinize. Süper bir sohbet oldu. Beğendiyseniz sevindim. Görüşmek üzere.